اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة السيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم جنا أكتن رجامز استيميز أقدر كي يكنلشان رمضان الشريفي جملة مز حقنا خير ve sağlık, afiyet içerisinde ulaşmayı hepimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Camilerde cemaatle beraber o güzel Ramazan-ı Şerif'i geçirmeyi nasip eylesin. Unutmayalım ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif hakkındaki, hakkındaki hadis-i şerifi çok ama çok müjdeli, cani bir dikkat bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor ki sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ramazan-ı Şerif'te Allahü Teala Celle Celaluhu oruç tutmayı gündüzünde farz kıldı. Ben de size geceliğin teravih kılmanızı sünnet olarak bırakıyorum. Kim Allahü Teala'dan sevabını umarak sırf Allah rızası için farz olan orucunu Ramazan-ı Şerif'te tutar ve sünnet olan teravihinde kılarsa allah Teala Celle Celaluhu e o kimseyi annesinden doğduğu gibi günahlarından arındırmış tertemiz kılar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim ulaşmayı nasip eylesin. Gerçekten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir ifadesiyle Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben ma lehu ma tekaddemen min Evet. Kim inanarak, mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutarsa Allahü Teala Celle Celaluhu onun geçmiş olan günahlarını bağışlar buyuruyor. Rabbim nasip etsin inşallah. Dostlar, güzel insanlar, Değerli hanımefendiler, hanım beyefendiler, sevgili gençler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuşlardı. Kim benim sözümü dinler, onu kavrar, öğrenir, bir başkasına da aktarırsa Allah onun yüzünü ak etsin buyuruyorlar. Hakikaten ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Allah Teala Celaluhu Celle bizim dünyada ahirette yüzümüzün ak olmasını peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden çokça bahsetmeye bağlamış. Yani ne kadar çok peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan konuşursak, ne kadar peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı anarsak, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yaşam biçimini ne kadar hayatımıza alırsak o kadar Dünyada da rahatız. Ahirette de rahatız. O kadar dünyada allah Teala Celle işimizi kolay eder. Ahirette de işimizi kolay eder. O kadar Cenab-ı Hak bizi dünyada sevdiklerine yakın eder. O kadar Rabbimiz bizi inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eder. İnsan hadis-i şerifi öğrendiği zaman hemen bunu bir başkasına nasıl aktarabilirim düşüncesiyle öğrenmeli. Hem yaşam biçimini bununla süslemeli hem de bu insanların da buna ihtiyacı vardır deyip mevzuyu hadis-i şeriflere getirmeli. Oturuyorsunuz bir yerde bir muhabbet var hemen o araya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis öğrenmiştim bir sohbette. Bir hadis öğrenmiştim bir cuma namazında. Bir hadis okumuştum ben bir kitapta deyip böyle bir efendim e, ortam sağlayıp peygamberimizden bahseden kimse gerçekten büyük ama büyük bir iş yapmış olur. Rabbim bu iş için efendim dertlenmeyi, sevdalanmayı, koşuşturmayı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle güzel, layık bir ümmet olabilmeyi 2021 yılında o kadar fitnenin, fesadın kaynadığı bir dönemde benim için sen çırpınıyordun deyip de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda koşturan kimse hiç boş bırakılır mı? Rabbim ayırmasın inşallah. Yine hiç unutamıyorum. Sizinle belki daha öncesinde paylaştım ama gerçekten çok büyük efendim etkisi olan bir hadis-i şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim sünnetimi yaşarsa, örneğin suyu oturarak içiyorsunuz, üç yudumda içiyorsunuz. Ayırıyorsunuz böyle. Bir dikişte içmiyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ayırmamızı istemişti böyle. Suyumuzu bir dikişte içmemizi istemişti. Böyle yapıp başında besmele çekiyorsunuz. Sonunda elhamdülillah diyorsunuz. Yatışta Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'ı dikkate alıyorsunuz. Yemekte dikkate alıyorsunuz. Saç kestirmede dikkate alıyorsunuz. Sakal kestirmede dikkate alıyorsunuz. Kısacası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin önceliğiniz oldu. Sizin her yerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sözleri bir numara olarak etkiledi ve size zirve yaptırttı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, benim sünnetimi yaşayan bir kimse, ihya eden, hayata geçiren bir kimse beni sevmiş demektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı sevdiğimiz için yapıyoruz. O zaman ikinci müjde geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki beni seven kimse cennette benimle beraber olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim nasip etsin. Ne güzel bir müjde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu olmak istiyorsak, onunla beraber cennette bulunmak istiyorsak, haydi hemen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı gibi yaşamaya çalışalım. Kapıdan çıktığımızda ilk söyleyeceğimiz söz Bismillah, tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah olmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binite bindiğinde ilk sözü Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Subhanellezî sekhara lana hâza ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemün Ne büyük iş yaptık Elhamdülillah. Unutulan bir sünneti ihya eden bir kimse şehit sevabı alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz oturduğunuz yerde belki bu işi yapıyorsunuz ama herkes yapmadığı için, efendim unutulduğu için bu sünnet siz tekrar ayağa kaldırıyorsunuz. Ben peygamberimin izindeyim. Onun yolundayım. O benim liderim, önderim Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem dediniz. Allah Teâlâ sizi boş bırakır mı? şu Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hapşırınca böyle konuşulur efendim. Silen ne söylediğini efendim ortaya adeta koyamayan, ne yaptığını bilmeyen onu duyan bir kimse hapşırdığında yarhamükallah elhamdülillah diyen bir kimseye yarhamükallah dediğinde bu unutulan bir sünneti ihya etmek. Kaç kişi bunu söylüyor? Kaç kişi bunu efendim söyleme imkanına sahip, bu ilme bilgiye sahip? Söyleyelim. Bakın hemen şehit sevabı Allahu Teala Celle bize ikram ediyor. Niye? Çünkü Peygamberimizin unutulan bir sünnetini ayağa kaldırdınız. Siz büyük bir insansınız. Rabbim ayırmasın inşallah bu yoldan, bu güzellikten. Hadis-i şerifler onun için çok önemli sohbetlerdir. Hadis-i şeriflerle ilgili sohbetler yapıldığında insan sürekli Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyor 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 öyle bir hale geliyor ki artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gönül dünyasına böyle oturuyor. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem insanı uçurur. Uçurur. Dünyada da çok güzel yerlere getirir. Ahirette de cennetin ortasına götürür Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sevgili dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte duyduğumuz hadislerini insanlara aktarmaya, onlarla bunları paylaşmaya gayret edelim. Yine sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyorlar ki Allah'ı anarak başlanmayan her söz veya iş bereketsizdir. Yani sonuçsuzdur. Allahu Ekber. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar okuyalım. Tekrar beraber sizinle bunu paylaşalım. Allah'ı anarak başlanmayan her söz, her efendim iş bereketsizdir. Yani sonuçsuzdur. Düşünebiliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim diyerek, Bismillah diyerek efendim bir işe başlıyorsunuz ve efendim o size bereketler yağdırıyor. Cenab-ı Hak Celle onunla beraber sizin işinizi kolaylaştırıyor. Siz dükkanı açarken bununla beraber açıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu size efendim o dükkanda, o kazancınızda ayrı kasanıza bir de paranın yanında bereket döküyor. O bereket damlası var ya döküldüğünde hiç efendim artık sıkıntı çekmezsin. Allah'ın izniyle o para efendim, belki az gibi bile olabilir ama azlık, çokluk bizim hesabımızda, Allah'ın hesabında az olan şeyler ne kadar çok işler görebiliyor musunuz? Rabbim nasip etsin. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bir işe başlarken Bismillah, eve girerken Bismillah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere mübarek öğretiyor ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz Allahu Ekber yani bu bizim için çok önemli bir görev şu anda evin içerisinde huzursuzluk oluyor herkes sıkıntılı evde efendim kavga var gürültü var bunu yapan da şeytan şeytan bunu nasıl yapabiliyor? evden içeriye girebilmiş girmemesi için bize öğretilen yani normal birçok anahtarlar konuluyor ya kapılara o kapıların en önemli anahtarı da besmele olması lazım. Diğerleri belki hırsızdan koruyabilir ama besmele şeytandan koruyor. İçeriye girip de senin efendim yuvanı yıkamıyor. Sana zarar veremiyor. Hanımın efendim bu noktada dürtemiyor. Çocuklarına Allah'ın izniyle kötü fikirler efendim, algılar veremiyor. Beyinlerini atamıyor. Elhamdülillah. Onun için bu çok önemli bir müjde. Evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha Yine buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek enine koyacağın bir tahta parçasıyla da olsun kabının ağzını ört. Yani insan akşamleyin artık yatacağı sırada besmeleyle kapısını kapattı. Besmeleyle ışıklarını efendim söndürdü. Hatta yıkayamadığı veya efendim işte üstünü örtemediği herhangi bir şey varsa bile onları yine koymuş olduğu böyle bir çatal, bir kaşık üzerine ne varsa besmeleyle koysun. Allah'ın izniyle Cenab-ı Celle Celaluhu şu kabının ağzını da örterken besmeleyle örtün ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel sünnetini yerine getirmiş olalım. Yani şifa ile içmiş olalım sularımızı, yemeklerimiz şifa ile yemiş olalım ve efendim e, o e, geceliğin örtmüş olduğumuz ışığımız elektriklerle beraber bir zarar bize getiremesin. Cenab-ı Hak Seyyidi o dualarımız sayesinde bizi koruyacak. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan, Rabbimiz ülkemizi, beldemizi, şehrimizi, İslam alemini muhafaza eylesin inşallah. Yine sevgililer sevgilisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yemek yiyeceğiniz zaman Bismillah deyin. Yani Allah'ın adıyla başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kitaplarımız diyor ki ev reisi ailedeki büyük olan babaydı, anneydi. Sesli söylesin. Sesli söylesin, çocuklarına da öğretsin. Onlar da hatırlatmış olsun. Bakın, besmele ile başlanır yemeğe. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yavrularım, besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah'ın adıyla eve gir. Allah'ın adıyla evden çık. Allah'ın adıyla efendim yemeğine otur besmele çekerek yemeğine efendim başla. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer besmeleyi yemeğin başında çekmeyi unutursan sonrasında Bismillah fi evvelihi ve ahirihi desin. Yani başında da sonunda da Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla, besmeleyle efendim yemeğimi yorum diye böyle söylesin. Yani önceden yemiş olduğumu da ya Rabbi besmeleyle kabul et Allah'ım. Sonrasında besmeleyle kabul et Allah'ım demiş oluyorsunuz. Ne kadar önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük çocukken hemen eğitiyordu. Hem aile halkını hem de sahabe-i kiramı. Bir gün bir çocuğun böyle yemek yerken besmele ile başlamadığını gördü. Bir taraftan sol elle yediğini gördü. Bir taraftan efendim önünden yemediğini böyle ileri doğru ellerini uzattığını gördü mübarek orada buyurdu ki yavrucuğum evladım önce bir besmele çek sonra sağ elinle ye ve önünden ye yavrucuğum besmele ile başta besmele çek sonra sağ elinle ye efendi üçüncüsünü önünden ye ya çocuktur yesin falan hayır Eğitimler küçükken başlıyor. Ağacı yaşken yemek diye tabir etmiş ya büyüklerimiz, atalarımız ne kadar güzel söylemişler. Allah'ın izniyle biz bunları çocuklarımıza öğreteceğiz. Çocuklarımız kırıntılarını efendim toplayacaklar, biz öğreteceğiz. Yemekte artık bırakmayacaklar, biz öğreteceğiz. Efendim babalık, annelik tabii sorumluluk istiyor. O çocukların dünyaya gelmesi yetmiyor. Sonrasında büyük işlerimiz var. Allah Teala çocuklarımız da dünyada ahirette gülebilmeyi nasip eylesin. Onların hep hayırlarını göstersin, başarılarını göstersin. E i̇nşallah onlarla beraber ailedeki bütün fertlerimiz, analarımız, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız cennette yine efendim güzellikte oturup da safalar sürmeyi, koltuklarda efendim oturup da efendim muhabbetler yapmayı nasip eylesin. Ne güzel olur. Ne güzel olur. İnşallah Rabbim hepimize lütfeylesin, ikram eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele ile ilgili öyle diyor ki yani yatağımıza girdiğimiz zaman da efendim Allahümme bismike ahya ve emut yani Allah'ım sen isminle yaşıyor, sen isminle ölüyorum gibi çünkü ölümün efendim bir benzeri kardeşi adeta uyku dolayısıyla ne zaman ne zaman, uyanabileceğiz bilemiyoruz. Belki de sondur yatağa yatışımız. Rabbim hayırlı uzun ömürler, sıhhat, afiyetler ve sonunda da hayırlı ölümler, iman, Kur'an, şahadet nasip eylesin inşallah. Yani Peygamber Efendimiz vesselam yatağına girdiğinde de aynı şekilde besmeleyle yatağına giriyordu Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hatta i̇bn Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, Hz. Ömer'in oğlu, hadis çok takip eden, Peygamber ve sellem sünnetine çok bağlı olan o güzel sahabe diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi dahi kabre koyarken, bırakın hayatta olanlar, cenaze artık kabre giriyor. Onun adına kabre koyan kimse, Peygamber aleyhisselatü şöyle derdi diyor. Biz de aynılarını söylemeye çalışıyoruz. Kabre koyan hoca efendiler diyorlar. Bismillah ve ala millet Resulillah. Bismillah ve ala millet Resulillah. Bismillah ve ala millet Resulillah. Yani seni ey kabre giren Müslüman Allah'ın adıyla ve Resulullah'ın dini üzere kabre koyuyoruz. Allah'ın adıyla kabre giriyorsun. Resulullah'ın dini üzere kabre giriyorsun. Yani bir ki sen şu anda kabre girdikten sonra sorgu sual ver. Bunları sakın unutma. Yani sana sorduklarında Men Rabbüke Rabbin kim? Ve men Nebiyyüke Peygamberin kim? Hemen orada hatırla. Dinin ne diye sorduklarında Din dinini İslam'a hatırla. Kitabın ne diye sorduğunda kitabın Kur'an diye hatırla. Rabbim hatırlatsın inşallah. Rabbim hepimize yardım eylesin tefekkür etmek lazım bazen kabri bazen efendim oradaki o daracık daral yeri hakikaten Allah bize iman nurunu Kur'an nurunu Rabbim bize ibadetimizin ışıklarını kabirde nasip eylesin inşallah yoksa biz efendim nasıl tahammül ederiz soğuk sıcak demeden bırakıyorlar en yakın çocuklarımız bırakıyor ailemiz bırakıyor sevdiklerimiz bırakıyor Hadi bana alas mı Efendim, orada durmuyorlar. Ah dursanıza kardeşim, beni çok seviyordunuz. Bari şu kadar durun, şu kadar durun. Bizleri efendim şu anda takip eden kardeşlerime de söylüyorum. Değerli kardeşlerim, çocuklarımızı efendim şu kadarını yapsınlar bize lütfen. Öldüğümüz zaman, vefat ettiğimiz zaman bizi kabre bıraktıklarında diyor ki sahabe-i kiram, en azından en azından bir deve boğazlanıp kesilip de parçalanıp dağıtılıncaya kadar efendim yaklaşık 45 dakika bir saat size orada dua eden en yakın yavrularınız beklesinler. Ya Rabbi yardım eyle, acı merhamet eyle. Ya Rabbi şu anda sorun soracak efendim melekler ve onlara kolaylıkla cevap vermesini nasip eyle bu güzel insanın deyip de bize dua etsinler. Ama kabirde beklemiyorlar. Bırakıyorlar hocaya, hoca telkini verecek diye. Ya hoca telkini verecek de tamam güzel. Fakat hocanın içi yanmadı ki. Hoca efendim nereden tanır mevtayı? Babanı, anneni, kardeşini senin kadar yakından bilir mi? Onun vermiş olduğu normal bir telkin olacak. Ama seninki kalpten olacak, içten olacak ruh efendim ortaya girecek. Damarlar önünde efendim devreye girecek. Damardan konuşacaksın. Ruhtan konuşacaksın. Akıldan, beyinden değil, kalpten konuşacaksın. Ya Rabbi diyeceksin. Nasip etsin inşallah. Allah'ım bize hayırlı evlatlar. Orada bize dua edecek hayırlı evlatlar. Sık sık bize gidip gelecek hayırlı evlatlar. Ya Rabbi kabre efendim, babamı koydum, annemi koydum, kardeşimi koydum, eşimi koydum deyip de unutmayacak insanlar Rabbim nasip etsin. Yoksa kabriden korkan, efendim kabir çok soğuk yer, ben gitmek istemiyorum, gitmeyeceğim falan. Estağfurullah. Sen gidersen sana da gelen olur. Her şey karşılıksızdır. Allah Celle Celaluhu gelen yavrularımızın bulunmasını ve onlardan sonrasında böyle devam etmesinde kıyamete kadar ehli Kur'an, ehli iman, beş vakit namazını kılan efendim salih kullardan evlatlarımızın, neslimizin, zürriyetimizin, damatlarımızın, gelinlerimizin olmasını nasip eylesin inşallah. Evet. Değerli dostlarımız, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüyle artık sona doğru yaklaşmış oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek buyurdular ki Sahabe-i Kirama bir gün siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani dünyalık olarak herkes istediği yerden ev alabilir, villa alabilir, parası vardır, iyi bir şekilde hayat sürebilir. Ama ahirette iyi bir hayat sürmenin, ahirette cennette olabilmenin, cennette villalar, köşkler, saraylar sahibi olmanın yolu iman etmektir. Yani en azından eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek efendim inanmaktır. Bunu kalbinle efendim tasdik edeceksin, dilinle söyleyeceksin. Tamam bu birinci adım. İkincisinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Bakın cennetin yolu, cennetin kapısı anahtarı iman etmekle beraber açılıyor. Sonra da birbirimizi sevmekle Müslümanlar olarak bu sefer imanımız yerine geliyor, kamil oluyor, olgun oluyor ve kaliteli oluyor. Dolayısıyla birbirimizi sevmek bizim imanımızın gereğidir. Yani sakın ha böyle bir yanlışlık yapmayalım. Ben ebedi bununla konuşmam. Ben bununla efendim ölünceye kadar konuşmayacağım. Ben bununla dargınım. Estağfurullah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman Müslümana üç günden fazla dargın duramaz, helal değildir buyurmadı mı? Onun toplam saati 72 saat. Senin 72 saat değil, 72 gün geçti. Allah'tan kork. Yani yemin ettim diyorsun. Yemin edebilirsin. Gidersin tıpış tıpış, konuşursun, selamlaşırsın. Sonra da yeminin kefaretini verirsin. Kefaret vermek mi? Yoksa konuşmayıp da Allah'ın üzerine böyle dargın çıkmak mı? Eyvah! Allah Teala istemiyor. Kur'an-ı Kerim'inde bize bildiriyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu Estaizu Billah اِنَّمَا <Sessizlik> الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu aleyhi Müminler ancak müminler kardeştir. Biz kardeşiz. Bir milyar, sekiz milyon dünyada kardeşiz elhamdülillah. Sonrasında Allahu Teala Zülcalihu arada dargınlık varsa düzeltin diyor. Aman barışın dargınları. Hatta dargınların barışmasında yalan haram olmasına rağmen, yanlış olmasına rağmen onu kullanabilirsiniz buyuruyor. Krediyi yani yalan kredisini. Onun için efendim ne yapıp edip Müslümanlar barıştırmamız lazım. Müslümanlar dargın duramaz. Çünkü Müslümanlar birbirini sevmedikçe gerçek, hakiki imana kavuşamaz. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki birbirinizi sevmeniz için size bir yol göstereyim mi? aranızda selam yayınız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Bu çok söylenecek. Tanıdığına tanımadığına selam vermek çok güzel bir şey. Bunu da vererek inşallah akrabalarımızı, dostlarımızı efendim çoğaltalım ve dargın asla durmayalım ve ilk selam veren biz olalım ve kazanan biz olalım inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Evlatlarımızın neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Allah'ım evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. İmanımızı kamil eyle. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Üç aylarımızı mübarek eyle. Ramazan-ı Şerife hayırlısıyla sağlık, afiyet içerisine ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin dünyalarını ahiretlerini mamur eyle. Hastalar var, şifalar ihsan eyle. Dertlilere devalar, borçlu edalar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı Kredilere başvurdurma. Allah'ın faizlerden, bankalardan bizleri kurtar. Ya Rabbi kurtar bizleri. Allah'ın bulaşanları kurtar Ya Rabbi bulaşmayanların asla ve asla oraya uğramadan güzel bir hayat sürmelerini, bereketli bir hayat sürmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbim. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize rahmet eyle. Kabirle nur makamlarını cennet eyle. Son nefeste hepimize iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cennette aynı sofraya oturabilmeyi, cemali doya doya seyredebilmeyi hepimize, dua bekleyen kardeşlerimize, analarımıza, babalarımıza nasip eyle ya Rabbi. آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء الله بزك قبول يشون أمة محمد الصحة سلامتي يشون خير الله فتح müşterimizin, imanlı geç müşterimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.